Evet arkadaşlar, geçen hafta ne yapmıştık? İktisattaki temel kavramları açıklamıştık. İktisadın tanımını ortaya koymuştuk, özelliklerini ortaya koymuştuk. İhtiyaç kavramını açıklamıştık. Peki bu hafta ne yapacağız? Bu hafta da tüketici teorisine açıklayacağız. Peki tüketici teorisindeki amacımız ne? Fayda kavramını açıklayıp talep eğrisini nasıl elde edildiğini ortaya koymaya çalışacağız. Bu halde hemen dersimize başlayalım. Geçen hafta biz iktisadın çok kolay bir formülü vardır demiştik. İktisadın bu formülü neydi? Sonsuz, sonsuz insan ihtiyaçları artı kıtlık diye tanımlamıştık. Ve yine demiştik ki insanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılar? İnsanlar ihtiyaçlarını mal ve hizmet tüketerek karşılar demiştik. İnsanlar mal ve hizmet tüketerek ne elde eder demiştik? Fayda elde eder demiştik. O halde fayda neydi? Faydadan geriye geldi. Karşımıza ne çıkıyor? Mal ve hizmet. Yukarıya çıkalım, ne var? İnsan ihtiyaçları. O halde faydayı nasıl tanımlıyorduk? Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğiydi. Ve biz şimdi ne açıklayacağız? Faydayı. Diyeceğiz ki, faydayla ilgili bizim karşımıza iki görüş, iki yaklaşım çıkar. Bunlar, birincisi kardinal fayda analizi ve ikincisi ise ordinal fayda analizidir diyeceğiz. Ve diyeceğiz ki kardinal fayda analizi klasik iktisat içerisinde ayak bulmuştur. Ordinal fayda analizi ise modern iktisat içerisinde ayak bulmuştur. Klasik iktisat içerisinde kardinal fayda analizinin ilk ve en önemli temsilcileri Goscinny, Jevons ve Walras'tır. O modern iktisat içerisinde ordinal fayda analizinin ilk ve en önemli temsilcileri Anotelli, Fischer, Edgeworth ve Pareto gibi iktisatçılardır diyeceğiz. Peki bu isimler önemli mi? Çok önemli. Gerekirse adınızı unutacaksınız ama bu isimleri unutmayacaksınız. Peki bu görüşler ne diyor? Öncelikle kardinal fayda analizinin varsayımlarına bakalım. Kardinal fayda analizi bir, der ki fayda ölçülebilir demişlerdir. O halde fayda ölçülebiliyorsa bu durumda biz ölçülebilen kavramlara objektif kavram deriz. Bu nedenle kardinal fayda analizine göre fayda objektif bir kavramdır. Geldik üçüncü varsayım. Ve diyorlar ki fayda ölçülebilen objektif bir kavramsa, o halde faydayı ölçmek için tıpkı metre gibi, litre gibi, kilogram gibi bir fayda ölçüm birimi geliştirmişler ve fayda ölçüm birimine util demişler. O halde util ne demekmiş? Kardinal fayda analizinde fayda ölçüm birimi demekmiş. Geldik dört. Peki kardinalciler faydanın ölçülebildiğini savunuyor. Fayda ölçülebiliyorsa faydayı nasıl ölçerler? Örneğin bu kalemi şu an kim kullanıyor? Ben. O halde ben bu kalemi kullanarak bir fayda elde ediyorum. O halde bunu nasıl ölçeriz? Bunu bu mala bir fayda yükleyerek. Örneğin demiş ki kardinalciler bu kalemin faydası 10 util. O halde ben bu kalemi kullanarak ne kadar fayda elde ettim? 10 util fayda elde ettim. Peki bu kalemi size versem, siz kullansanız ne kadar fayda elde edeceksiniz? 10 util. Çünkü bu kalemin faydası 10 util. O halde ben bu kalemi kullanarak 10 util fayda elde ediyorsam, siz de bu kalemi kullanarak 10 util fayda elde edecekseniz, sizin ve benim zevk ve tercihim aynı olmayacak mı? Çünkü aynı fayda elde ediyorum. O halde kardinalciler ne diyor? Kardinalciler insanların zevk ve tercihleri aynıdır demişlerdir. Ordinal fayda analizi ise kardinal fayda analizine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. O halde bir tepki olarak ortaya çıktıysa ordinalciler kardinalcilerin her tepkine karşı çıkacak. Tıpkı ne gibi? Telloğulları, Seferoğulları gibi. O halde bunlar fayda ölçülebilir diyorsa ordinalciler fayda ölçülemez demişlerdir. O halde fayda ölçülemiyorsa bu nedenle ordinal fayda analizinde fayda subjektif bir kavram olarak karşımıza çıkar. Geldik 3. Fayda ölçüm birimi utildi. Ama ordinalciler ne diyor? Fayda ölçülemez. Fayda ölçülemez diyor ama
faydayı sıralayabilirim diyor. Yani fayda sıralanabilir demişlerdi. Peki faydanın sıralanması ne demek? Şimdi kara kalem resim yapan bir ressam düşünün. Bu ressam için kurşun kalem mi daha faydalıdır, dolma kalem mi? Vardı kara kalem resim yapan ressam için biz kurşun kalemle dolma kalemin faydasını sıralamış olduk. Ve 4. Kardinalciler ne diyordu? İnsanların zevk ve tercihleri aynı. Ancak ordinalciler ne diyecek? Ordinalciler insanların zevk ve tercihleri birbirinden farklıdır demişlerdir. Peki insanların zevk ve tercihinin birbirinden farklı olması ne demek? Şimdi kara kalem resim yapan bir ressam için ne faydalıydı kurşun kalem? Bir de imzası çok önemli olan bir noter düşünün. Bu noter için kurşun kalem mi daha faydalıydı, dolma kalem mi? O halde biz ressamın zevk ve tercihi ile noterin zevk ve tercihini birbirinden kesin çizgilerle ayırt ettik mi? Ettik. Şimdi kardinalciler fayda ölçülebilir diyor. Faydayı ne ölçüyor? Util'le yani sayıyla. Bu nedenle kardinal fayda analizine biz sayısalcı faydacılar derken ordinalist de fayda ölçülemez ama sıralanabilir diyor. Ve bu nedenle de biz ordinal fayda analizine ise sırasalcı faydacılar deriz. O halde hem kardinal fayda analizi hem de ordinal fayda analizi birbirinden farklı iki zıt kutuptur. Ancak her ikisinin çıkış noktası da aynıdır. Her ikisinin de çıkış noktası homo economicus insan varsayımına dayanır. Peki homo economicus insan ne demek? İktisadi insan demek, rasyonel insan demek, çıkarları peşinde koşan insan demek. Peki homo economicus insanı nasıl tanımlarız? Şöyle tanımlarız. Olmazsa olmaz 4 özelliğe sahip olan insana homo economicus insan denir. Peki bu 4 özellik ne? Birinci özellik, tam bilgi. Yani sahibi insan her zaman her şeyi bilmek ister. İkinci özellik, seçici olma. Yani iktisadi insan bir karar verirken en iyisini seçmek ister, seçicidir. Ve 3, iktisadi insan aynı zamanda tutarlıdır. Tutarlılık varsayımı. Bu ne demek? İktisadi insan, yani homo economicus insan bugün ak dediğine yarın kara demez. Tercihlerinde tutarlıdır. Ve 4, iktisadi insan aynı zamanda doyumsuzdur. Yani her zaman çoğu azap tercih eder. Peki bu ne demek? Şimdi size soruyorum. 3 tane mi BMW arabanız olsun istersiniz? 1 tane mi? Tabii ki 3 tane mi? Biri siyah olsun, işte onunla gider gelirsiniz. Biri beyaz olsun, tatil onunla çıkarsınız. Biri de kırmızı olsun, piyasaya onunla çıkarsınız değil mi? Yani iktisadi insan bizim gibi, sizin gibi aç gözlü insandır. Her zaman çoğu aza tercih eder. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi de kardinal fayda analizini açıklamaya başlayacağız. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi neredeyiz? Kardinal fayda analizinde. Kardinal fayda analizi nerede bulmuştu? Klasik iktisat içerisinde. İlk ve en önemli temsilcileri kimdir demiştik? Gossen, Jevons ve Warras. Peki neydi varsayımları? Fayda ölçülebilir, fayda objektif bir kavramdır, fayda ölçülebilir, utildir, insanların zevk ve tercihleri aynıdır ve kardinal fayda aynı zamanda ne diyorduk? Sayısalcı faydacılar. Peki kardinal fayda analizi fayda kavramını açıklarken ne der? İki tip fayda kavramından bahseder. Bunlar birincisi toplam fayda kavramından. Toplam fayda kavramını ise neyle göstereceğiz artık? TU. Peki bu toplam fayda nedir? Toplam faydayı iki şekilde ölçeceğiz. Birincisi, eğer biri bir mal tüketiyorsa onun toplam faydasını farklı hesaplarız. Eğer biri birden çok mal tüketiyor ise onun toplam faydasını farklı hesaplarız. Öncelikle tek bir mal tüketen tüketişe bakalım. Örneğin elma yiyorsunuz. Elmadan elde edeceğiniz toplam fayda nasıl olur? Elmayı alıp bir bütün olarak domuzluk mu tüketirsiniz? Hayır. Eğer elmayı 5 ısırıkla bitiriyorsanız elmanın size sağlayacağı toplam fayda 1. ısırık fayda var. 2. ısırık, 3. ısırık, 4. ısırık ve 5. ısırıktan elde ettiğimiz faydaların toplamı olmayacak mı? O halde biz elmayı tüketirken o her bir ısırığa marjinal fayda diyeceğiz.
Vade tek bir mal tüketen bir tüketicinin toplam faydası her bir tüketimden elde ettiği marjinal faydaların toplamıdır diyeceğiz. Peki birey birden çok mal tüketiyorsa, örneğin elma ve armut tüketsin. O halde bireyin toplam faydası, elmanın toplam faydası ile armutun toplam faydasının toplamı olmayacak mı? Peki elmayı double lock birden tüketmiyordur. Isırık, birinci ısırık, ikinci ısırık, dördüncü ısırık, beşinci ısırık toplamı değil miydi? O halde elmanın toplam faydası, elmanın marjinal faydalarının toplamından oluşur. Ve armutu birdenbire yemeyeceğimize göre, onu ısırarak yiyeceğimize göre, armutun toplam faydası da her bir ısırığın toplamından oluşur. O halde bireyin birden çok mal tüketmesi sonucunda elde ettiği toplam fayda, her bir malın toplam faydasının toplamı ile bulunur. Peki toplam faydayı tanımladık. O halde bir de neyi tanımlamamız lazım? Marjinal faydayı tanımlamamız lazım. Marjinal faydayı da bundan sonra neyle göstereceğiz? Ne bu? Marjinal fayda burada söylemiştik. Hadi şimdi de açıklayalım. Peki marjinal fayda nedir? Az önce dedik ki elma tüketirken birinci sıra aldık. Okey. İkinci ısırığı aldığımızda bizim faydamız değişir. Madem marjinal zaten hatırlayın ilk dersimizde de marjinal deyince de aklınıza ne gelecekti? Değişim. Neredeki değişim? Faydadaki değişim. Madem benim faydam nasıl değişir? Benim belirli bir tüketimim varsa tüketim miktarımı değiştirdiğimde elde ettiğim toplam fayda değişir mi? İşte ona ne diyecekmişiz? Marjinal fayda. O halde ben marjinal faydayı nasıl tanımlarım? İlave bir birim mal tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişmeye biz ne diyeceğiz? Marjinal fayda. Peki ben marjinal faydayı nasıl hesaplarım? Marjinal faydayı ne de gösterdik ne bu? Peki bir değişimden bahsediyorsam, formülümün hem üstünde hem de altında değişim olacak mı? Neredeki değişim? Gördüğünüz gibi toplam faydadaki değişim. Vade zanı buraya, T bu. Peki benim toplam faydam nasıl değişirdi? İlave bir birim mal tükettiğimde değişiyordu. Vade tükettiğim miktarını da gösterdik ki. Peki değişim demek ikincisi ile birincisi arasındaki fark olduğuna göre ben bunu nasıl yazabilirim? TU2-TU1/ ve bunu nasıl yazabilirim? Q2-Q1 diye yazabilirim. Şimdi bakalım. Hatırlayın. Geçen haftaki dersimizde üretim kanları eğrisini açıklarken demiştik ki bir değişim başka bir değişim oranı o fonksiyonun eğimini verir demiştik. Peki bir fonksiyonun eğimi ise marjinal fayda, hangi fonksiyonun toplam fayda? Abi marjinal fayda aynı zamanda toplam fayda fonksiyonun eğimine eşittir. Peki biz bir fonksiyonun eğimini nasıl bulurduk? O fonksiyonun türevini alarak bulurduk. O halde marjinal faydayı nasıl hesaplarmışız? Toplam faydanın türevini alarak hesaplarmışız. Peki bu kavramlar biraz havada kaldı. Bunları bir özetle açıklayalım. Şimdi diyelim ki çok acıktınız. Ne ihtiyacı duyarsınız? Yemek yeme ihtiyacı. Peki diyelim ki bir lokantaya gittiniz. İskender yiyeceksiniz. Ve karnınızı tıka basa doyurmak istiyorsunuz. Yani nirvana'ya ulaşmak istiyorsunuz. Peki o nirvana ne? Şöyle hayal edin. Çok acıkmışsınız. Eve gittiniz. Anneniz size bir sofra hazırlamış. Sanki kıtlıktan çıkmış gibi sofraya güm oldunuz. Oh be doyduğunuz dediğiniz o ana ulaşacağız. Şimdi lokantaya gittiniz. Şurası bizim tüketim miktarımız. Ne tüketiyorduk? İskender. Şurası benim elde ettiğim toplam faydam. Şurası ise benim marjinal faydam olsun. Lokantaya gittiniz, saf saf oturdunuz. Hiçbir fayda elde eder misiniz? Hayır. O halde hiç tüketim yoksa hiç fayda yoktur. Çok acıkmıştınız. Hemen bir porsiyon İskender söylediniz ve atıyoruz. 30 util fayda elde ettiniz. Şimdi ilave bir tüketim var mı? Dolayısıyla toplam faydam değişti mi? Toplam faydam ne kadar değişti? 30. O halde marjinal faydamız 30. Çünkü marjinal fayda ilave bir birim mal tüketimimiz sonucu toplam fayda ortaya çıkan değişme değil miydi? Peki biz neydi? Amacımız neydi? Nirvana'ya ulaşmak. Yani oh be doydum dediğimiz o noktaya ulaşmak.
Hemen ikinci porsiyonu söyledik. 50 butil fayda elde ettik ve karnımızı tıka basa doyurduk. Şimdi ilave bir tüketim var mı? Var. Toplam fayda değişti mi? Değişti. Ne kadar değişti? Vade marjinal fayda mı? 20. Şimdi karnımız tıka basa doydu. Tam lokantadan kalkıyorduk ki bir arkadaşımızı gördük. Yanımıza oturdu. Ben de yemek yiyeceğim. Ne olur bana eşlik et dedi. Ya arkadaşımızı mı kıracağız? Onu kıracağız. Kafamızı kıralım. Ama bizim karnımız tıka basa doymuştu. Bir fayda elde edebilir miyiz? Mümkünat yok. O halde biz arkadaşımıza eşlik ettik. Üçüncü porsiyon İskender'i söyledik, faydamız elinde kaldı. Çünkü karnımız tıka basa doymuştu. O halde ilave bir tüketim var mı? Var. Toplam fayda değişti mi? Değişti. Ne kadar değişti? Hiç değişmedi, sıfır. Peki, biz üç porsiyon İskender yedik, tam kalkacağız. Lokantanın sahibi üç porsiyon İskender yediğimizi gördü. Bize dördüncü porsiyonu zorla ikram etti. O halde biz dördüncü porsiyonu yersek, artık yemeğin yarısında nereye koşarız lavaboya? Artık bir acı, bir elem hisseder miyiz? Peki acı ve elem faydanın azalması anlamına gelmeyecek mi? Bu nedenle faydamız atılıp 40'a düştü. O halde ilave bir tüketim var mı? Var. Toplam fayda değişti mi? Değişti. Ne kadar değişti? -10 birim değişti. O halde bak burada ne var? Tüketilen mal miktarı arttıkça toplam fayda önce arttı, sonra azaldı. Peki toplam fayda nasıl arttı? 30'dan 50'ye, %100 artsaydı 60 olacaktı ama %100'den az arttı. 50'den 50'ye hiç değişmedi. Yani toplam faydadaki bu artış nasıl olurmuş? Azalarak olurmuş. Peki tüketilen mal miktarı arttıkça benim marjinal faydam sürekli azaldı mı? Azaldı. Tüketilen mal miktarı arttıkça marjinal faydanın sürekli azalmasını ise azalan marjinal fayda ilkesi denir. Bunun bir diğer adı da birinci Gossen yasasıdır. O halde azalan marjinal fayda ilkesi ya da birinci Gossen yasası ne demek? Şimdi bak. İkinci malın bana marjinal faydasını 20. Birinci malın bana marjinal faydasını 30. O halde ikinci malın marjinal faydası birinci malın marjinal faydasından daha az oldu mu? İşte buna azalan marjinal fayda ilkesi denir. Ve ne demekmiş? Her ilave mal tüketildiğinde ilave malın bana sağlayacağı fayda her zaman bir öncekinden az demekmiş. Peki gerçek hayatta da bu böyle midir? Örneğin ben sabahları çay içmeden afyon patlamıyor, kendime gelemiyorum. İçinizde de mutlaka böyle olanlardır. O birinci bardak, sabahları o birinci bardak çaydan aldığınız tatmin duygusunu çok yüksek. Öyle değil mi? Peki peş peşe 75-7 bardağı içerseniz artık yapmayacak mısınız? O halde tüketilen mal arttıkça o tüketimin sana sağlayacağı fayda her zaman bir öncekinden ne olurmuş? Az. Ve buna ne denilmiş? Azalan marjinal fayda ilkesi ya da birinci Gossen yasası denilmiş. Peki bizim için bunların ne söylendi? Grafikler önemli. Şimdi grafiklere bakalım. Onu şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi yatay eksen miktar, dikey eksen toplam fayda olmak üzere. Bu ne demek? Ben şu miktarları nereye yazacağım? Yatay ekseni yazacağım demek. Şu toplam faydayı nereye yazacağım? Şu dikey ekseni yazacağım demek. Hadi başlayalım. Hiç mal tüketmediğimde toplam faydam 0. Vade buradan mı başlayacağım? Evet. Peki birinci malda marjinal faydam kaç? 30. Vade bakın birinci mal marjinal toplam fayda 30. O şurada olmayacak. Peki ikinci malda toplam faydam kaç? 50. O halde ikinci birim toplam faydam 50. Vade birleştirdiğimde o nokta şurada olmayacak. Peki üçüncü malda toplam faydam 50. O halde üçüncü birim toplam faydam yine 50. Vade birleştirdik orası şurası. Peki dördüncü malda toplam faydam 40. O halde dördüncü mal. 40, 30 ile 50 arasında bir yerde. O halde birleştirdim. O nokta şurası olmayacak. Nereden başlıyoruz toplam fayda? Sıfırdan. O halde sıfırdan başlayayım. Ben bunları birleştirdiğimde niye elde etmiş olacağım? Toplam fayda fonksiyonunu elde edeceğim. Peki bizim amacımız neydi? Bizim amacımız Nirvana'ya ulaşmaktı. Peki Nirvana neydi? En yüksek faydaya ulaşmak. Şimdi burada bunu nasıl göstereceğiz? Burada şöyle göstereceğiz.
Şimdi ben ikinci malda toplam faydam kaç? 50. Üçüncü malda toplam faydam yine 50. Peki hangisi benim nirvana? En yüksek fayda sağladığım nokta. Toplam faydanın maksimum olduğu yer öyle bir noktadır ki ilave bir birim mal tüketmenin mümkün olmadığı, ilave bir birim mal tüketsen de ne yapıyor koştuğun yerde? Yani faydanın azaldığı yerde. O halde biz toplam faydanın en yüksek olduğu, yani nirvana'ya ulaştığımız tüketim miktarı üçüncü birim olacak. Çünkü üçüncü birimden sonra ilave bir mal toplam faydamı ne yapıyor? Azaltıyor. Bu nedenle biz şu noktaya artık bundan sonra ne diyeceğiz? Doyum noktası diyeceğiz. Ve bu doyum noktasında toplam fayda maksimumdur diyeceğiz. Toplam faydayı çizdiğimize göre şimdi neyi çizmemiz gerekiyor? Marjinal fayda. Onu da hemen bunun altını çizelim. Yine yatay eksene ne diyeceğiz? Miktar. Dikey eksene ne diyeceğiz? Marjinal fayda. Yine bu ne demek oldu? Şu miktarları şu yatay eksene yazacağız. Şu marjinal faydaları da bu dikey eksene yazacağız. O halde birinci mal. Birinci malı indirdiğim bir burası oldu. Peki birinci malda benim marjinal faydam kaçtı? 30. O halde 30 da şurası olsun. Birleştirdiğim şu nokta. Peki ikinci malda marjinal faydam 20. O halde ikinci malı indirdiğim, ikinci malda marjinal faydam 20 idi. O nokta şurası olsun. Peki üçüncü malda marjinal faydam 0. O halde üçüncü birini indirdiğim, üçüncü mal. Üçüncü malda marjinal faydam 0 ise o nokta burası olacak mı? Ve dördüncü mal, marjinal faydam kaç? Eksi 10. Eksi 0'ın altında bir değer değil mi? O halde dördüncü malı indiriyorum. Dördüncü mal, eksi 10'dan geldim, birleştirdiğimde o nokta burası. O halde biz şu noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz bu grafiğe marjinal fayda grafiği denir diyeceğiz. O halde marjinal fayda grafiği gördüğünüz gibi sol kırdan sağ aşağıya uzanan negatif eğimli mi? Evet, niçin böyle oldu? Çünkü tüketilen mal miktarı arttıkça marjinal fayda azaldığı için. Peki bu grafiğin sonuçları önemli mi? Korkunç önemli. Peki bu grafiğin sonuçları nasıl açıklayalım? Öncelikle tam şu noktaya biz de dedik doyum noktası. Ve o noktada toplam faydamız neydi? Maksimum. O halde buradan dümdüz aşağıya geldiğimizde bu noktada marjinal fayda ne oldu? Sıfır. O halde ben şunu diyebilir miyim? Birinci sonuç. Toplam faydamız maksimum iken marjinal faydamız ne olacakmış? Sıfır. Yani ikinci sonuç. Şimdi ben bu grafiğin şu kısmını kapattım. Toplam fayda azalıyor mu? Vardı toplam fayda azalırken bu bölgede marjinal fayda sıfırın altında negatif mi? Vardı ben şunu diyebilirim. Toplam fayda azalırken marjinal fayda negatif olur. Geldik üçüncü sonuç. Şimdi ben grafiğin şu kısmını kapatayım. Toplam fayda artıyor mu? Artıyor. Peki bu bölgede marjinal fayda azalıyor ama sıfırın üstünde pozitif mi? Evet. Vade şunu diyebilir miyiz? Toplam fayda artarken marjinal fayda azalır ancak pozitif olur diyebilir miyiz deriz. Geldik dördüncü ve son sonuç. Peki şu birinci mal değil mi? Bu birinci maldan toplam fayda ne kadar? 30. Bu birinci malda marjinal fayda ne kadar? 30. Peki bu birinci ilk tüketilen malda gördüğünüz gibi toplam fayda ve marjinal fayda birbirine eşit oldu mu? Oldu. Vade ben şunu diyebilir miyim? Tüketilen ilk malda, ilk tüketimde toplam fayda ve marjinal fayda birbirine eşittir diyebilir miyim? De. Vade tablodan çıkartılan sonuçları açıkladığımıza göre bir de bu tabloda bazı özellik var. Nedir o özellik? Şimdi bak bakalım. Ben birinci maldan ikinci malı tüketim arttırsam ne olur? Onu da şurada gösterelim. Diyelim ki birinci maldan ikinci mala tüketim miktarımızı arttırdık. Benim toplam faydam birinci malda ne kadar? 30. İkinci malda ne kadar? 50. O halde tüketim miktarı arttıkça toplam fayda ne olurmuş? Artıyor. Peki birinci maldan ikinci mala tüketimimizi arttırdığımızda marjinal fayda nasıl değişiyor? Birinci malda marjinal faydam kaç? 30. İkinci malda marjinal faydam kaç? 20.
marjinal fayda azaldı. O halde tüketim miktarı arttıkça toptan fayda artarken marjinal fayda azaldı. Peki tam tersini yapalım. İkinci maldan birinci mala tüketim miktarımızı azaltalım. Şimdi ikinci maldan birinci mala tüketim miktarımızı azalttığımızda ikinci malda toplam faydan kaç? 50. Birinci malda toplam faydan kaç? 30. Benim toplam faydam azaldı. O halde diyorum ki tüketilen mal miktarı azaldıkça toplam fayda azalır. Peki marjinal fayda? İkinci maldan birinci mala tüketim azalttığında ikinci malda marjinal fayda 20. Birinci malda marjinal fayda 30. Marjinal faydamız arttı mı? O halde marjinal fayda artar diyelim. Ne dedik? Tüketilen mal miktarı arttıkça toplam fayda artar ancak marjinal fayda azalır. Tüketilen mal miktarı azaldıkça toplam fayda azalır ancak marjinal fayda artar dedik. Peki şimdi bak bakalım biz burada ne açıklayacağız? Şunu açıklayalım arkadaşlar. Diyelim ki tüketici burada ne yapıyor? Tüketici burada mal tüketiyor. Birinci tüketimi, ikinci tüketimi, üçüncü, dördüncü. Peki tüketici mal tüketerek ne elde ediyor? Bir toplam fayda elde ediyor. Peki birinci malın toplam faydasını nereye götürdü? 30'a. İkinci malın toplam faydası nereye götürdü? 50'ye. Üçüncü malın toplam faydası nereye götürdü? 50'ye. Yani 1'i 30'a, 2'yi 50'ye, 3'ü 50'ye götürdü. O halde bir değeri başka bir değere götüren ifadeye fonksiyon demiyor muydu? O halde ben toplam faydayı bir fonksiyon şeklinde ifade edebilirim. Atıyorum kafadan. Benim toplam fayda fonksiyonum A, Q, eksi Q kare olsun. Buradaki A nedir? Buradaki A herhangi bir sabit sayıdır. Peki buradaki Q nedir? Buradaki Q ise bize tüketicinin tüketim miktarını gösterir. O halde Q'lar niye gösteriyormuş? Tüketim miktarını. A herhangi bir sayıyı gösteriyormuş. Peki bana bunu sınavda nasıl sorar? Örneğin der ki tüketicinin toplam fayda fonksiyonu AQ eksi Q kare şeklinde ifade edilsin. Tüketici 3 birim mal tükettiğinde doyum noktasına ulaşıyorsa A sayısı kaçtır? Şimdi kaç birim malda doyum noktasına ulaşıyoruz? 3. Gerçekten de örneğimizde 3'te ulaştık mı? Ulaştık. Peki toplam fayda maksimum iken marjinal fayda burada neydi? 0. Öyle değil mi? O halde bakın şimdi. Demek ki toplam faydanın maksimum olduğu yerde marjinal fayda 0'sa ve marjinal fayda şurada dediğimiz gibi toplam faydanın türevi ise 3. birim malda da toplam faydanın türevi de 0 olacaktır. O halde bana sınavda böyle bir soru verildiğinde ben ne yapacağım arkadaşlar? Toplam faydanın türevini alıp 0'a eşitleyeceğim. Şimdi arkadaşlarınızdan bazıları mail atmış. O maillikten hareketle basit türev alma kurallarını şöyle bir gösterelim. Ondan sonra bu soruyu cevaplayalım. Şimdi ne yapacağız? Basit türev alma kurallarını kısaca bir hatırlatacağız. Örneğin arkadaşlar 10 gibi sabit bir sayının türevi 0'dır. O halde biz ne diyoruz? Her sabit sayının türevi 0. Örneğin x üzeri n gibi bir ifadenin türevi nasıl olur? Biz üstü başa getiririz, n. Ve üstü ne yaparız? 1'i azaltırız. Örneğin x küp olsun, türevi ne olur? Üstü başa getir, 3 çarpı, üstü 1 azalt, 3x kare olur. Peki şöyle bir şey olmuş olsaydı, a çarpı x üzeri n'in türevi. İşte bakın, artık buradaki a sabit bir sayı değil. Buradaki a, x üzeri n ifadesinin katsayısıdır. Ve biz katsayıya ne yapamayız? Dokunamayız türevi. O halde bunun türevi nasıl olur? A'yı aynen yazıyorum. Üstü başa getiriyorum ve üstü ne yapıyorum? 1 azaltıyorum. Örneğin 2x küp olsun. Türevini alalım. X'in katsayısı artık 2'dir. 2'ye ne yapmıyoruz? Dokunamıyoruz. Alırsak 2 çarpı 3 çarpı x kare. Yani ne olacaktır? 6x kare. Ve şunu da unutmayın. X'in türevi. X'in üstü burada nedir? 1. O halde 1'i başa getirdim. 1 çarpı x üzeri 1 eksi 1. O halde ne olur? 1 çarpı x üzeri 0. Her sayının 0'ın çikolatı neydi? 1. O halde ne olur? 1 çarpı 1'den sonuç nedir? 1. Yani x'in türevi neymiş? 1. Şimdi sorumuza geçelim.
Biz ne dedik arkadaşlar? Sorumuz neydi? Toplam fayda fonksiyonu A çarpı Q eksi Q kare şeklinde verilsin. 3 birim mal tüketen tüketici doyum noktasına ulaşıyorsa A katsayısı kaçtır? Vade Q bana ne verilmiş? 3. Ve biz neyi biliyoruz? Doyum noktasında marjinal faydanın 0 olduğunu ve marjinal faydada toplam faydanın türevi olduğuna göre marjinal faydanın 0 olduğu yerde toplam faydanın türevi de 0'dır. O halde verilen fayda fonksiyonunun türevini değiştireceğiz 0'a. Alalım türevini. Türevi alsam A'ya katsayı dokunamıyorum. Vade A çarpı Q'ya göre türev aldığım için Q'nun üstünde 1 var. Vade üstü 0 olur. Q gider. Ne kalacak burada? 1. Eksi 2Q eşittir ne olacak? 0. Yani burası ne olacak? A eksi 2Q eşittir 0. E Q neydi arkadaşlar? Kaç birim mal tükettiğinde doyum noktasına ulaşıyorduk? 3. Vade Q'ya yerine 3 yazarsak A eksi 2 çarpı 3 eşittir 0. A buradan kaç gelir? 6 ve sorumuzu çözdük. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kardinal fayda arasında tüketici dengesini açıklayacağız. Öncelikle tüketici dengesi nedir? Ya da tüketici nasıl dengeye gelir? Sizler birer tüketici değil misiniz? Sizin dengeniz demek, en çok mutlu olduğunuz an demek değil mi? Yani en çok mutluluk, iktisattaki mutluluk kavramı neyle karşılıyordu? Fayda. Vade tüketici dengesi demek aynı zamanda fayda maksimizasyonu demek. O halde sınavda soru tüketici dengesi derse ya da sınavda soru fayda maksimizasyonu derse aynı şeyi söylüyor demektir. Peki kardinal fayda analizinde tüketici nasıl dengeye gelir? Diyeceğiz ki kardinal faydası tüketicinin her bir mala harcadığı paranın marjinal faydasını eşitlediğinde tüketici dengeye gelir diyeceğiz. O halde ben tüketicinin her bir mala harcadığı paranın marjinal faydası demesem de tüketicinin her bir mala harcadığı son liranın marjinal faydasını eşitlediğinde dengeye gelir desem yine aynı şeydir. Çünkü o son lira para değil midir? O halde biz kardinal fayda analizinde tüketici dengesini açıklarken bilmemiz gereken kavram paranın marjinal faydası. Biz paranın marjinal faydasını nasıl açıklarız? Şimdi kardinal fayda analizinde paranın marjinal faydası şu şekilde açıklanmıştır. Demişler ki malın marjinal faydası bölü malın fiyatı paranın marjinal faydasını verir. O halde tüketici dengeye gelebilmesi için önce neyi bilecek? Paranın marjinal faydası. Nasıl hesaplayacağız? Malın marjinal faydası bölü malın fiyatı. Ve kardinal iktisatçılar paranın marjinal faydasını sabit kabul etmiştir. Ve biz bu nedenle paranın marjinal faydasının sabit olduğunu söyleyeceğiz ve onu London'la göstereceğiz. Peki bu bilgiden hareketle tüketici X malı, Y malı ve Z malı olmak üzere 3 mal tüketsin. 3 mal tüketen tüketici nasıl dengeye gelir? Şimdi bak, ben X malının marjinal faydasını M'u X diye gösterebilir miyim? Ne demek bu? X malının marjinal faydası. Peki ben X malın fiyatını PX diye gösterebilir miyim? P fiyat X malı, X malın fiyatı oldu. Peki ben X malının marjinal faydasını X malının fiyatına böldüğümde X malına harcadığım paranın marjinal faydasını bulurum. Aynı şekilde Y malının marjinal faydasını Y malının fiyatına böldüğümde Y malına harcanan paranın marjinal faydası, aynı şekilde Z malının marjinal faydasını Z malının fiyatına böldüğümde Z malına harcanan paranın marjinal faydasını bulmuş olurum. İşte tüketici bunları eşitlediğinde nereye gelecek? Dengeye gelecek. O an yazdığımız bu son koşu kardinal fayda analizinde tüketici denge koşuludur. Ve biz bu tüketici denge koşulunda aynı zamanda ikinci Osten yasası deriz. Bunun bir diğer adı da eş marjinal fayda ilkesidir. Birinci Osten yasası neydi? Tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda azalması. İkinci Osten yasası neymiş? Tüketici denge koşulu. Yani tüketicinin her bir mal harcadığı paranın marjinal faydalarının eşit olması demekmiş.
Peki sınavda bana soru bunu nasıl sorar? İki şekilde sorar. Aşağıdakilerden hangisi tüketici denge koşulunu gösterir der. Şıklarda iki şeyden birini ister. Şunlar paraların maaşlar faydası değil mi? O halde bir seçenekte ne arayacağız? Tüketicinin her bir mal harcadığı paranın maaşlar faydaları eşitken tüketici denge değil. Peki şıklarda bu yoksa neyi arayacağız? Her bir malın marjinal faydalarının fiyatları oranı değil mi bunlar? Ve bunlar birbirine eşit midir? O halde tüketici her bir malın marjinal faydalarının fiyatları oranını eşitlediğinde denge gider. Bunu arayacağız. Peki tüketici denge koşulunun varsayımları ne kardinal faydaların izinde? Varsayımlara baktığımızda bir, tüketici şunları bilmiyorsa denge gider değil mi? Şu eşitliği sağlayabilir mi? O halde kardinal faydalar izinde birinci varsayım, tüketici tükettiği malın marjinal faydasını bilir diyeceğiz. Bu birinci varsayım. İkinci varsayım. Peki şu fiyatlar sürekli değişirse bu eşitliklerde değişir, eşitsizlik haline gelir. Denge sağlanamamış olur öyle değil mi? O halde tüketicinin tükettiği malların fiyatları sabit değil deriz. Geldik üçüncü varsayım. Peki tüketicinin geliri sürekli artıyor, sürekli azalıyorsa tüketim miktarı değişir mi? Tüketim miktarındaki değişme o malın marjinal faydasını değiştireceğinden dengeyi değiştirir mi? Bu nedenle tüketicinin gelirini ne kabul edeceğiz? Sabit kabul edeceğiz. O halde kardinal fayda analizinde tüketici dengesi nasıl değişir? Tüketicinin tükettiği malda neredeyse marjinal fayda değişirse ya da tüketicinin tükettiği malların fiyatları değişirse ya da tüketicinin geliri değişirse tüketici dengesi ne olurmuş? Değişirmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tüketicinin iki mal tükettiğini varsayalım. Yani X malıyla Y malı tükettiğini varsayalım. Peki bunu nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. Diyelim ki mevul X bölü PX büyüktür. Mevul Y bölü PY olsun. Bu durumda tüketici dengede midir? Değildir. Tüketicinin dengeli olabilmesi için bunun ne olması lazım? Eşit olması gerekir. O halde bu eşitsizliğin eşitlik haline gelebilmesi için ya büyük olan taraf azaltılmalı ya da ne deriz? Küçük olan taraf arttırılmalıdır. Peki fiyatlar değiştirilebilir mi? Asla. Biz fiyatları ne kabul ettik? Sabit. O halde fiyatlar değişmeyecek. Sadece ne değişecek? Malların marjinal faydaları. Peki bunu da şöyle gösterelim. Ya da eksen x malının tüketim miktarı, iki eksen x malının marjinal faydası, bu benim x malının marjinal faydası olsun. Az önce çizmiştik negatif eğimliğini. Birinci x malında benim marjinal faydam 30, ikinci x malında benim marjinal faydam 20 olsun. Bir tane daha çizelim. Ya da eksen y malının tüketim miktarı, iki eksen y malının marjinal faydası, o da negatif eğimli olacak. Birinci malda Y malının marjinal faydası 30, ikinci malda Y malının marjinal faydası 20 olsun. Öncelikle ben burayı nasıl azalttım? Şimdi birinci X malında marjinal faydam kaç? 30. Tüketimimizi birden 2'ye çıkartırsak, X malının tüketimini arttırırsak, X malının marjinal faydası 20'ye azalıyor mu? O halde X malının tüketimindeki artış, X malının marjinal faydasını azaltacağından bu oran azalacak. Bu oran azaldığı için eşitsizlik, eşitlik haline gelip tüketici dengeye mi gelecek? Evet. O halde tüketici dengeye bir, nasıl gittiği X malının tüketim miktarını arttırarak gitti. Geldik iki. Ne yapar dedik? Burayı arttırır. Nasıl arttıracak? Peki tüketici iki tane Y malı tüketirken marjinal faydası kaç? 20. Tüketimini 2'den 1'e düşürdüğünde marjinal faydası kaç? 30. Arttı. Bu durum tüketicinin Y malının marjinal faydasını arttırır. O halde yukarısı artıyorsa bu oran artar. Eşitsizlik eşitlik haline gelir. Denge sağlanır mı? O halde ne oldu? Nasıl denge gittik? Gördüğünüz gibi tüketicinin Y malı tüketim miktarını azaltarak oldu. O halde böyle bir durumda tüketici nasıl denge gider deriz? Ya X malı tüketimini arttıracak ya da Y malı tüketimini azaltacak. Ama dur. Kardinal ya da ordinal fayda analizinin dayandığı temel varsayım nedir demiştik arkadaşlar? Homo economicus
İnsan var senin demiştik. Ve o ekonomik insan kaç özelliğe sahip olan insandı? 4. Tam bilgiye sahip olacak, seçici olacak, tercihini tutan olacak ve 4. Doyumsuz. Yani çoğu aza tercih edecek. O halde çoğu aza tercih etmek ise temel varsayım, bir malın tüketim miktarını arttırarak dengeye gidebiliyorsak, bir malın tüketim miktarını azaltarak denge gitmek doyumsuzluk varsayımına aykırı olacaktır. Bu nedenle biz şunu ne yapmayız? Almayız. Bu yoktur deriz. O halde biz nasıl dengeye gideceğiz sürekli? Tüketim miktarını arttırarak. Peki hangi malın tüketim miktarını arttırdık? X. Şimdi gelelim sorumuzda. Büyük olan taraf bu X malı değil mi? O halde bana sınavda böyle bir soru geldiğinde doyumsuzluk varsayımı gereği her zaman büyük olan taraftaki malın tüketimini arttırarak dengeye gideriz. Örneğin şöyle olsaydı, mevu A bölü PA küçüktür, mevu B bölü PB olsaydı, şu an büyük olan taraf ne taraf? Mevu B bölü PB. Hangi mal büyük olan tarafta? B malı. Bade böyle bir durumda tüketici B malı tüketimini arttırarak dengeye gider. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Süper bir şey anlatıyoruz. Evet arkadaşlar, birden çok mal tüketen tüketicinin denge koşulu nasıldı? Tüketicinin her bir mal harcadığı paranın marjinal faydaları birbirine eşitken ya da her bir malın marjinal faydalarının fiyatlar oranı birbirine eşit olduğunda tüketici ne yapıyordu? Dengeye geliyordu. Şimdi tüketici birden çok mal değil de tek bir mal tüketsin. O halde tek bir mal tüketen tüketicinin dengesini nasıl ortaya koyarız? Şimdi o tek bir malımız X malı olsun. O halde mevu X bölü P X bana X malı harcanan paranın marjinal faydasını vermiyor muydu? Peki paranın marjinal faydası her mal için sabittir demiyor muyduk? Peki ben burada işler dışlar çarpımı yaparsam şöyle olacak mı? Mevu X eşittir P X çarpı mandan. Peki bu mandan paranın marjinal faydasıydı ve her mal için neydi? Sabitti. O halde bunun bir önemi yoktur deriz, bunu buradan sileriz. Dolayısıyla tek bir mal tüketen tüketicinin denge koşulu ne olur? Mevu X bölü. Mevu X eşittir PX olur. O halde tüketici denge koşuluna ikinci Gostan yasası demiyor muydu? Bu nedenle biz ikinci Gostan yasasını kaç biçimde ifade edebiliriz? İki biçimde. Birincisi tüketici birden çok mal tükettiğinde, ikincisi tüketici tek bir mal tükettiğinde. O halde tek bir mal tüketen bir tüketicinin denge koşulu nasılmış? Malın marjinal faydasının malın fiyatına eşit olduğu durumda. Peki şöyle olsaydı tek mal tüketen tüketici durumunda mevu X büyüktür PX olsaydı tüketici denge değil. Denge olması için bunun ne olması lazım? Eşit. Peki biz malların fiyatları değiştirebiliyor muyduk? Hayır, vade buna dokunamıyoruz. Vade benim eşitliği sağlayabilmek için şu büyük olan tarafı ne yapmam lazım? Azaltmam gerekiyor. Peki bir malın marjinal faydası nasıl azalıyordu? Malın tüketim miktarı arttırılarak. Vade böyle bir durumda tek mal tüketen tüketici şu durumda karşı karşıya ise tüketici denge gidebilmesi için X malının tüketim miktarını ne yapması gerekirmiş? Arttırması gerekirmiş. Peki ya tam tersi şöyle olsaydı, mevu X küçüktür PX olsaydı, bu durumda yine tüketici dengesi sağlanamadı. Tüketici dengede olabilmesi için bunun ne olması lazım? Eşit. Fiyata ne yapamıyoruz? Dokunamıyoruz. O halde eşitliği sağlayabilmem için benim küçük olan taraf, yani sizin marjinal faydası ne yapmam lazım? Arttırmam. Peki bir malın marjinal faydası nasıl artardı? O malın tüketim miktarı azalttığından. O halde bu durumda tüketici nasıl denge gidermiş? X malı tüketim miktarını azaltarak dengeye gidermiş. Şimdi dur diyeceksin ki, ya hocam az önce tüketici dengeye giderken asla tüketimini azaltarak dengeye gitmiyordu, burada gitti. Niçin? Çünkü orada iki mal tüketiyordu. Ama burada bir mal tüketiyor. O halde tüketici iki mal tüketirken her zaman dengeye tüketim miktarını arttırarak, büyük olan taraftaki malın tüketim miktarını arttırarak dengeye gider. Ancak burada arttırabileceğin başka bir tüketim yok ki, tek bir mal var. Bu nedenle buna X'in marjinal faydasını arttırıp dengeye gidebilmem için X malının tüketim miktarını azaltmam gerekir. Anlaştık. Bunu da asla unutmuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz?
Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yapıyoruz. Geçen haftayı geri dönüyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız bir varsayımdan bahsettik. Neydi o varsayım? Talep varsayımı idi. Peki talep varsayımı bize ne diyordu? Bir malın fiyatı artar ise o malın tüketilen miktarı azalırdı. Ya da bir malın fiyatı düşer ise o malın tüketilen miktarı artardı diyordu. O halde burada fiyat ile miktar arasında ilişkiyi gösteren fonksiyona ise talep fonksiyonu denir deriz. Şimdi bunu nasıl edeceğiz? Bakın şimdi. Öncelikle yatay eksen x'in tüketim miktarı, dikey eksen x'in marjinal faydası olmak üzere biz bir malın marjinal faydası grafiğini şu şekilde çizmiyor muyduk? Değil mi? Negatif eğimi. Şimdi hemen yanına çiziyorum bir tane daha. Yatay eksen x'in tüketim miktarı, dikey eksen x'in fiyatı olmak üzere. Bak şimdi burada iş değişti. Artık buraya marjinal fayda yazmadık. Ne yazdık? Fiyat. Vade fiyat ile tüketim miktarı arasında ilişkiyi gösteren bu fonksiyona biz bundan sonra ne diyeceğiz? Talep fonksiyonu diyeceğiz. Vade talep fonksiyonu bana neyi gösterecekmiş? Bir malın fiyatıyla bir malın tüketim miktarı arasındaki ilişki. Peki soruyorum. Talep varsayımına göre, geçen hafta açıklamıştık. Bir malın fiyatı arttığında, yani bir malın fiyatı yüksekse, o malın tüketim miktarı az olmayacak mı? Örneğin fiyat burada P1 yüksek olsun. Fiyat ne kadar yüksek ise o maldan o kadar az mı tüketirim? P1 fiyatına Q1. O halde fiyat ile miktar arasındaki birinci ilişki şu A noktasında mı ortaya çıktı? Peki talep varsayımına göre bir malın fiyatı ne kadar az ise o malın tüketim miktarı o kadar çok mu olacaktı? O halde bir malın fiyatı ne kadar düşük ise o malın tüketim miktarı o kadar çok olduğu için fiyat ile miktar arasındaki ilişki şu ikinci B noktasında mı ortaya çıktı? İşte ben fiyat ve miktar kombinasyonlarını, yani her bir fiyat düzeyinde tüketicinin satın almak istediği miktarları birleştirdiğimde elde edilen bu doğruya talep doğrusu derim. Şimdi bak bakalım, geldik buraya. Biz diyelim ki bir malın tüketim miktarı ne kadar az ise o malın marjinal faydası o kadar yüksek olmayacak mı? Ve yine bir malın tüketim miktarı ne kadar çok ise o malın marjinal faydası da o kadar az olmayacak mı? Doğru değil mi? Peki soruyorum. Burada kaç tane mal var? Bir mal. O da x malı. Burada kaç tane mal var? Bir mal. O da x malı. O halde tek bir mal tüketen tüketicinin denge koşulu x'in marjinal faydasının x'in fiyatına eşit olduğu yerde kurulmuyor muydu? O halde x'in marjinal faydası x'in fiyatına eşit ise aslında bu grafik de bu grafik aynı grafik olmadı mı? Yani burası bizim birinci fiyatımız, burası bizim ikinci fiyatımız. Birinci denge noktası, ikinci denge noktası. O halde şu ilk grafik birbirine nokta eşit oldu. Peki bu ne doğrusudur? Talep. O halde bu ne doğrusu? Hem marjinal fayda hem de talep doğrusu. O halde kardinal fayda analizinde, kardinal fayda analizinde her marjinal fayda grafiği aynı zamanda bir talep grafiğidir. Peki gördüğünüz gibi talep doğrusu sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan negatif eğimli değil mi? Neden? Marjinal fayda da negatif eğimli, sol yukarıdan sağ aşağı uzanan. İşte bunun nedenini gördük şimdi. Neymiş o? Bir malın tüketim miktarı arttıkça, yani her ilave tüketiminin bana sağlayacağı marjinal faydasının azalmasıdır. O halde talep eğrisinin negatif eğimli olmasının birinci nedeni azalan marjinal fayda ilkesidir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla talep doğrusunu ne yapmış olduk? Açıklamış olduk. Evet arkadaşlar, kardinal fayda analizinde ne elde ettik? Talep doğrusunu elde ettik. Şimdi kardinal fayda analizinde çok güzel bir şey ispat etmemiz gerekiyor. Nedir? Şimdi bakın beraber çizelim. Yatay eksen miktar, dikey eksen toplam fayda olmak üzere. Biz toplam fayda nasıl çiziyorduk? Nereden başlıyordu? Orijinden. Ne oluyordu? Önce artıyordu, sonra azalıyordu. Toplam faydanın maksimum olduğu bu noktaya ne diyorduk? Doyum noktası.
Hemen altına bir grafik daha çiziyordu. Yatay eksen miktar, dikey eksen ise marjinal fayda olmak üzere bu dönüm noktasından dümdüz aşağı indiğimizde şu noktada marjinal faydamız ne oluyordu? Sıfır. Ademizin marjinal fayda grafiğimiz de şu şekilde değil miydi? Şimdi bunun aynısını bir tane daha çizelim. Yatay eksen miktar, toplam fayda, toplam fayda grafiğimiz maksimum olduğu yer doyum noktası hemen altında. Yatay eksen miktar, dikey eksen marjinal fayda. Şu maksimum olduğu yeri aldık, aşağı indirdik. Bu da bizim neyimiz oldu? Marjinal fayda grafiğimiz. Şimdi burada iki farklı mal olsun. Örneğin bu suyun miktarı, suyun marjinal faydası, suyun toplam faydası. Bu da elmasın miktarı, elmasın marjinal faydası ve elmasın toplam faydası olsun. Şimdi dünyada su mu çoktur, elmas mı çoktur? Tabii ki de su. Ama suyun miktarı çok olduğu için daha çok orijinden uzak olmayacak mı? Dünyada elmas miktarı az olduğu için orijine daha yakın olmayacak mı? Şimdi bak buradan çıkalım. Buradan çıktığımızda ikinci suyun marjinal faydasıyla karşılaştık. Suyun marjinal faydası burada oldu. Peki buradan dümdüz yine çıkalım suyun toplam faydasına. Suyun toplam faydası ne oldu? Burada oldu. Şimdi elmasla yapalım bunu. Elmastan dümdüz çıktığımızda elmasın marjinal faydası. Yine dümdüz çıktığımızda elmasın ne oldu? Toplam faydası. Peki biz bunları niye yapıyoruz? Bir balın fiyatına ne verirler? O balın toplam faydası mı? O balın marjinal faydası mı? Bunu ortaya koyacağız. Biz desek ki bir malın fiyatını o malın toplam faydası belirler dersek, suyun toplam faydası elmasın toplam faydasından daha çok olduğuna göre su elmastan daha pahalı olmalıdır. Gerçek hayatta böyle mi? Değil. O halde bir malın fiyatını o malın toplam faydası belirlemezmiş. Peki bir malın fiyatını toplam faydası belirlemiyor ama şöyle bir şey var. Su olmazsa hayatta kalabilir miyim? Mümkün artıyor. O halde su bana elmastan daha faydalı değil mi? Çünkü elmasım yok ama hayattayım ve yaşıyorum. Hanginizin elması var? Hepiniz yaşıyorsunuz. Ama su olmazsa yaşayamazsınız. O halde su bana elmastan daha faydalıysa bu durumda suyun daha pahalı olması ortaya çıkan sonuç değil mi? Ve bu bir çelişki değil mi? İşte biz bu çelişkiye elmas su paradoksu deriz. Bu paradoksu ise ortaya kim atmıştır? Adam Smith atmıştır. Ancak Adam Smith bu paradoksu çözememiştir. Peki bir malın fiyatını ne belirlemiyor? Toplam fayda. Bir malın fiyatını marjinal faydası belirler dersek suyun marjinal faydası elmasın marjinal faydasından az. O halde su daha ucuz, elmas daha pahalı olması gerekiyor. Gerçek hayatta da böyle mi? Evet böyle. O halde biz ne diyoruz? Bir malın fiyatını toplam faydası değil, marjinal faydası belirler deriz. Peki bunu kim ortaya atmıştır? Bunu kim söylemiştir? İşte bunu söyleyen ise Alfred Marshall'dır. O halde elmas su paradoksunu Adam Smith ortaya atmış ama çözememiş. Peki bunu kim çözmüş? Alfred Marshall. Nasıl çözmüş? Bir malın fiyatını yani değerini o malın kıtlık derecesi ile o malın marjinal faydası belirler diyerek çözmüş. O halde bir mal ne kadar bol ise marjinal faydası o kadar düşük ve o kadar ucuz. Bir mal ne kadar kıl ise marjinal faydası o kadar yüksek ve o kadar pahalı olur. Evet gençler, şimdi ne yaptık? Biz kardinal fayda analizini bitirdik. Peki şimdi ne yapacağız? Kardinal fayda analiziyle ilgili çıkmış tüm sınav soruları çözeceğiz. Arkadaşlar, şimdi de kardinal fayda analiziyle ilgili çıkmış tüm sınav sorularını çözeceğiz. Takip edenler için sayfa 31'den devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuz, gelir uzman yardımcılığı 2007 sınav sorusu. Bir birim daha fazla mal tüketimi sonucu toplam faydada yaratılan değişikliğe ne ad verilir? Şimdi dur. Soru bir değişimden mi bahsediyor? Evet. Neredeki değişim? Fayda. Faydadaki değişime ne diyorduk? Marjinal fayda. Ve böylelikle sorumuzu çözmüş olduk. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz. Kaymakamlık 2006 ve KPSS 2015 sınav sorusu.
azalan marjinal fayda kuralının geçerli olduğu bir durumda bir mal ya da hizmet son biriminin sağladığı fayda sıfır oluncaya kadar tüketildiğinde toplam fayda nasıl değişir? Şimdi bak, sonra anahtar bir kavram var. Bu anahtar kavram son biriminin sağladığı fayda sıfır oluncaya kadar demiş. Peki biz bu son birimin sağladığı faydaya marjinal fayda demiyor muyuz? Hadi benim tüketim miktarım nereye kadar arttırılacakmış? Marjinal fayda sıfır oluncaya kadar. Şimdi katılmayalım. Yatay eksen miktar, dikey eksen toplam fayda olmak üzere. Bizim toplam fayda grafiğimiz bu değil miydi? Toplam faydanın maksimum olduğu nokta neydi? Doyum noktası. Ve yine yatay eksen miktar, iki eksen marjinal fayda olmak üzere bu doyum noktasından dümdüz aşağı geldiğimizde marjinal fayda burada ne olacaktı? Sıfır. Ve bizim marjinal fayda grafiğimiz şöyle negatifinin bir grafik değil miydi? Ve ne demiştik? Her marjinal fayda bir talep grafiği. O halde doğru. Şimdi burada bir çıkarım var aslında. Şimdi çıkarım şu. Biz şunun dümdüz aşağısına gidersek burası negatif değil mi? O halde biz negatif bir fiyat verip bir mal tüketemeyiz. Aslında bu analizde biz şuraya kadarki bölümü inceleriz. Buradan sonrakini incelemeyiz. Peki soru diyor ki son birimin sağladığı fayda sıfır olunca kadar tüketim arttırıldığında toplam fayda nasıl değişir? Vahide o son birim marjinal fayda olduğuna göre ben marjinal fayda sıfır oluncaya kadar tüketimimi arttırırsam bu aralıkta toplam faydam ne oluyor? Artıyor. Vahide sorumuzun cevabı ne olacak? Toplam fayda artar. Nasıl artar? Azalarak artar. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz Sayıştay 2006 sınav sorusu. Soru diyor ki X malın fiyatı Y malın fiyatına eşitken yani PX eşittir PY'ymiş. X malın fiyatı Y malın fiyatına eşitken tüketici faydasını maksimize ediyorsa X ve Y malları ile ilgili aşağı kibar hangisi doğrudur? Bizim tüketici koşulumuz şu değil miydi? MUX bölü PX eşit olmalı MUY bölü PY. Hadi X malın fiyatı Y malın fiyatına eşitse eşitliğin üst tarafı da eşit olmak zorunda mı? Yani X'in marjinal faydası Y'nin marjinal faydasına eşittir. Sorumuzu çözdük. Vade yanıtımız ne olacak? X'in marjinal faydası Y'ninkine eşittir. KPSS 2012 sınav sorusu. Tüketici dengesinin sağlandığı durumda aşağıdaki perden hangisi her mal için aynıdır? Bizim tüketici denge koşulumuz MUX bölü PX eşittir MUY bölü PY demiyor muydu? Ve biz bu koşula aynı zamanda ikinci Gossen yasası derdik. Peki bu ne demekti? Tüketici dengesini nasıl ifade ederdik? Şıklarda ne arayacağız? Bir, tüketicinin her bir mal harcadığı paranın marjinal faydaları eşitken şıklarda bunu arayacağız. Yoksa 2. Tüketicinin her bir mal için malların marjinal faydalarının fiyatları oranı birbirine eşitken. Şimdi seçeneklere bakalım. Bunlardan hangisi var? Bunlardan tüketilen malların marjinal faydalarının fiyatlara oranı. Vade yanıtımız ne oldu? B seçeneği. KPSS 2004 Kaymakamlık 2004 sınav sorusu. Tüketici denge koşulu şekerden hangisiyle ifade edilir? Soru neyi sormuş bunu? Ama burada X ve Y dememiş, A ve B malları demiş. Hadi biz şıklarda ne arayacağız? Şıklarda MU A bölü PA, MU B bölü PB. İşte sorumuzu çözdük. Yanıtımız ne oldu? Yanıtımız C seçeneği. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz arkadaşlar. KPSS 2012 sınav sorusu. Yalnızca bir mal tüketen tüketicinin toplam fayda fonksiyonu TU eşittir. AX eksi X kare olarak verilmiş. O neymiş benim? Toplam fayda fonksiyonu. Ve diyor ki soru. X burada tüketilen mal miktarını, A ise herhangi bir sabit sayıyı göstermektedir. Bu tüketicinin doyum noktası 2 birim olduğuna göre A sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakın bakalım. Bana bir toplam fayda fonksiyonu vermiş. Bu toplam fayda fonksiyonu neymiş? AX eksi X kare imiş. Doyum noktası toplam faydanın maksimum olduğu yer değil mi? Kaç mal tüketerek ulaşmış? 2 mal.
Vade şurası da 2 olmayacak mı? Vade tüketici 2 mal tükettiğinde marjinal faydası neymiş? 0. Ve marjinal faydayı nasıl hesaplıyorduk? Toplam faydanın türevini alarak. Vade 2 birim malda marjinal fayda 0 ise toplam faydanın türevi de 0'dır. Bu nedenle verilen fayda fonksiyonunun türevini alıp ne eşitleyeceğim? 0'a. Türevini alırsam ne olur? A eksi 2x eşittir 0. X neydi? Miktar. Doyum noktasındaki miktar ne? 2. O halde x'e ne yazabiliriz? 2. O halde a eksi 2 çarpı 2 eşittir 0. A buradan kaç çıkacak? 4. Ve sorumuzu çözdük. Yanıt D seçeneği. Gelir uzmanlığı 2007 sınav sorusu. Şimdi diyor ki sorumuz. A ve B mallarını tüketen bir kimse için A mallarının marjinal faydasının B malının marjinal faydasına oranı 3. Yani MU A bölü MU B ne verilmiş? 3. Ve B malının fiyatı 60 TL ise tüketicinin dengede olabilmesi için A malının fiyatı ne olmalıdır? Bizim denge koşulumuz MU A bölü PA eşittir MU B bölü PB değil miydi? Peki oran orantıda yani matematiksel eşitlikte şu ikisinin yerini değiştirirsem bu eşitlik bozulur mu? Vade değiştirelim. Değiştirirsek ne olur? MU A bölü MU B eşittir PA bölü PB olmayacak mı? Peki bu oran bana kaç verilmiş? 3. O halde ben şuraya bu oran yerine yazabilirim? 3. B malının fiyatı ne verilmiş? 60. Hadi ben burada işler dışlar çarpı yaparsam 3 çarpı 60 A malının fiyatı ne olacaktır? 180 ve sorumuzu çözdük. Yani yanıt B seçeneği. Yine bir diğer sınav sorusu. Hemen bir grafik var. Pardon bir tablomuz var. O tablomuzu çizelim. Gelir uzman yardımcısı 2012 sınav sorusu. Soru bir tablo vermiş. Diyor ki kardinal fayda yaklaşımına göre yanda yer alan tabloda X ve Y mallarının tüketim miktarları ve marjinal faydaları bir gösterilmiştir. X ve Y malının fiyatları sırasıyla 4 ve 2 lira ise tüketicinin geliri 16 TL olduğunda faydasını maksimum edeceği X ve Y bilişiminden elde edeceği toplam fayda ne kadardır? Şimdi bak, kaç mal var? X malı ve Y malı olmak üzere 2 mal. Hatırlarsanız ders anlatırken elma ve armut tüketen yani birden çok mal tüketen tüketicinin elde edeceği toplam fayda o iki maldan elde ettiği toplam faydaların toplamı değil miydi? Vade tüketiciden gidiyorken X'ten elde ettiği toplam faydayla Y'den elde ettiği toplam faydayı toplayarak neyi bulmuş olacağım? Sorun istediği toplam faydayı. Peki kardinal fayda analizinde tüketici denge koşulu mu x bölü px eşit olmalıydı. Mu y bölü py değil miydi? Vallahi soru bana x'in ve y'nin marjinal faydalarını vermiş ama fiyatları vermiş ama bu oranları vermemiş. Vallahi ben bu soruyu çözebilmek için burada mu x bölü px'ye burada mu y bölü py'yi bulmak zorunda değilim. O halde ben verilen şu marjinal faydaları X'in fiyatına böleceğim. O halde 32 bölü 4, 8. 28 bölü 4, 7. 24 bölü 4, 6. 16 bölü 4, 4. 12 bölü 4, 3. 8 bölü 4, 2. 4 bölü 4, 1. Aynı şekilde Y'nin marjinal faydaları Y'nin fiyatı olan 2'ye böleceğim. 22 bölü 2, 11. 2'ye böldüm. 10. 9, 7, 6, 5 ve 4. Şimdi bak 8 burada var mı? Yok. O halde bu olmaz. Peki 7 burada var mı? Var. O halde 7 ve 7. O halde burası 7 iken eşitlik oldu mu? Peki tüketici MX bölü PX 7 iken kaç tane X malı tüketiyor? 2. Peki MU Y bölü PY 7 iken kaç tane Y malı tüketiyor? 4. Peki tüketicinin 2 tane X malı ve 4 tane Y malı almaya tüketicinin parasal bütçesi yetiyor. Yetmezse nereye geçeceğiz? 6. Artık onu da test edeceğiz. Peki tüketicinin her iki mala yapacağı harcama ne kadar olacakmış?
16 TL. Peki ben onu nasıl bulurum? Tüketicinin her iki mal yaptığı harcamaya tüketicinin bütçesi derim. Ve bu bütçesi ne kadar olmalı? Satın aldığı X malı miktarıyla X'in fiyatının çarpımı X malına yapılan harcamayı. Satın aldığı Y malının miktarıyla Y malının fiyatının çarpımı Y malına yaptığı harcamayı gösterir. Bütçem ne kadardı? 16. X'ten kaç tane almıştım? 2 çarpı X'in fiyatı neydi? 4 artı Y'den kaç tane almıştım? 4 çarpı Y'nin fiyatı neydi? 2. O halde 2 çarpı 4, 8. 4 çarpı 2, 8. Toplam 16 eşit oldu mu? Oldu. O halde dengedeyiz. O halde ne yaptık? Eğer eşit olmasa idi, bir altına mı geçmiş olacaktı? Eşit olan diğerine. Ve devam edelim. Şimdi tüketici X'ten kaç tane tüketerek dengeye geliyor? 2. Bu elma olsun. Elmadan kaç ısırık aldık? 2 ısırık aldık. O halde elmanın bana sağlayacağı toplam fayda 2 ısırığın marjinal faydalarının toplamı olmayacak mı? 32 artı 28 60. O halde X malının toplam faydası neymiş? 60. Peki armuttan yani Y'den kaç ısırık aldık? 4. O halde armutun yani Y malının bana sağlayacağı toplam fayda o 4 ısırığın toplamı olmayacak mı? Yani 22 artı 20 artı 18 artı 14 ne oldu? 72. Değil mi? Yanlış toplamadım. Yok 74 pardon. 74. O halde Y malının toplam faydası ne olacak? 74. O halde toplarsak ne oldu? Toplam faydamız 134 ve soruyu çözmüş oldu. Peki buradan çıkan sonuç ne? Bak biz ne diyorduk arkadaşlar? Bir mal tüketen tüketici için toplam fayda tükettiği her X malının ilave birimlerinin toplamı değil miydi? O halde ben şunu diyebilir miyim? Ben tüketilen X malın miktarıyla X malın marjinal faydasını çarparsam X malın toplam faydasını bulurum. Bunu böyle de yapabilirdik. Örneğin kaç tane X malı tükettik? 2. Marjinal faydaları. Kaç tane Y malı tükettik? 4. Marjinal faydaları topladık. Y'nin topladık. X'in toplam faydası. Sonuç 2 malında toplam faydalarının toplamı 134. Yani cevabımız ne olacak? 134. Çıkmış bir diğer sınav sorumuz. Gelir uzmanlı 2011 sınav sorusu. Yine bir tablomuz var. Diyor ki sorumuz, yanda yer alan tabloda X ve Y mallarının fiyatları ile tüketilen her birimden elde edilen marjinal faydalar verilmiştir. Tablodaki verilere göre 9 lirası olan bir tüketicinin denge noktasına ulaşması için X ve Y mallarından sırasıyla kaçar birim tüketmesi gerekir? Peki tüketicinin denge koşulu yine mevu X bölü PX eşit olmalı mevu Y bölü PY değil mi? Peki ben ne yapmam lazım? Bu oranları bulabilmem için verilen X malının marjinal faydalarıyla Y malının marjinal faydalarını fiyatlara bölmem lazım. O halde şuna ilk önce mevcut X bölü PX'i bulalım. Yani marjinal faydaları X'in fiyatı olan 2'ye böldüğümüzde 8, 7, 6, 5 ve 4. Peki burada ise mevcut Y bölü PY'yi yani verilen Y malının marjinal faydalarını Y malının fiyatını böleceğiz. Böldüğümüzde 11, 10, 9, 8 ve 7. O halde bakalım şimdi. 8 burada var mı? Var. O halde burası 8 iken tüketici X malından ne kadar tüketiyor? 1. Peki burası 8 iken tüketici Y malından ne kadar tüketiyor? 4. Peki tüketicinin 1 tane X malı ve 4 tane Y malı almaya bütçesi yetiyor mu? Ona bakacağız. E biz ne diyorduk arkadaşlar? Parasal bütçeyi neyle gösterirsek X ve Y malına yapılan harcamaların toplamından oluşuyordu. Peki X malına yapılan harcama X malının miktarı çarpı X malının fiyatı artı Y malının miktarı çarpı Y malının fiyatı değil mi? E bütçe ne kadarmış? 9 eşittir. X'ten ne kadar aldık? 1 çarpı X'in fiyatı 2 artı Y'den kaç aldık? 4 çarpı Y'nin fiyatı 1. Bari çarptım 2 çarptım 4. Toplam aldı 9'a eşit olmadı. Eşit değilse dengede değiliz. O halde bu durum benim denge durumu olmadı.
Vade nereye geçiyorum? Bir alta. 7. Var mı burada? Var. Abi burası 7, burası 7 denge var. 7 iken tüketici kaç tane eleman aldı? 2. 7 iken tüketici kaç tane eleman aldı? 5. Bakalım sağlıyor mu dengemizi? Bütçemiz 59. Ne işte olacak? X'in miktarı kaç? 2 çarpı. X'in fiyatı kaç? 2 artı. Y'nin miktarı kaç? 5 çarpı. Y'nin fiyatı kaç? 1. Vade çarptım 4, çarptım 5. Toplamı 9 oldu mu? Oldu. Vade tüketici dengeli. Vade tüketici dengeliyken X'ten kaç birim tüketecekmiş? 2. Y'den kaç birim tüketecekmiş? 5. Vade sorumuzun cevabı ne oldu? D seçeneği oldu. Nerede şimdi? Bir yer çıkmış sınav sorumuzdayız. Hadi çözelim. Arkadaşlar şimdi de KPSS 2016 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, geliri sabit olan yalnızca X ve Y malları arasında tercih yapan tüketici için MU X bölü PX büyüktür MU Y bölü PY olarak verilmiş. Başka bir deyişle, tüketicinin X malı harcadığı son liranın sağladığı marjinal fayda, Y malı harcadığı son liranın marjinal faydasından büyüktür. Tüketicinin optimum mal talebinde bulunabilmesi aşık hangisi yapması gerekir? Arkadaşlar, ne demiştik hatırlarsanız? Bu durumda tüketici dengeli değil, dengede olması için buranın eşit olması gerekir. Peki nasıl dengeye giderdi? Tüketici homo economicus'tu, yani rasyonel insandı. Neydi rasyonel homo ekonomik insan varsayımı? 1. Tam bilgiye sahip olacak. 2. Seçici olacak. 3. Tutarlı olacak. Ve 4. Çoğu aza tercih edecek. Yani doyumsuz olacak. Bu durumda iki mal tüketen tüketici her zaman büyük olan taraftaki malın tüketim miktarını arttırarak dengeye giderdi. O halde yanıtımız ne olacak? X malından tükettiği miktarı arttırmalıdır. Yanıt denizin soruyu çözdük. Bir diğer çıkmış sınav sorusu, Yeni Uzman Yardımcılığı 2007 sınav sorusu. Bütçenin tamamı harcandığında MU A bölü PA büyüktür, MU B bölü PB ise tüketicinin denge yönelimleri için en uygun davranış. Bu durumda denge olmadığı için eşit olması gerekiyor ve denge etmek için her zaman büyük olan taraftaki malın tüketim miktarını ne yapıyorduk? Arttırıyordu. O halde burada da tüketici A malının tükettiği miktar arttırması gerekiyor. Yani yanıt bursa oldu. Neredeyiz? KPSS 2004 sınav sorusu. A tüketicisi X, Y ve Z malından bir tüketim sepeti oluşturarak denge ulaşmıştır. Tüketicinin X ve Y malından elde etmiş olduğu marjinal faydalar sırasıyla MUX 14, MUY eşittir 8. Y ve Z malın fiyatı ise 4'tür. PY 4 ve PZ 8'miş. Buna göre X malın fiyatı ile tüketicinin dengedeyken Z malından elde etmiş olduğu marjinal fayda kaçtır demiş. 3 mal tüketen tüketicinin denge koşulumuz MUX bölü PX eşittir MUY bölü PY, o da eşittir MUZ bölü PZ değil mi? Yani tüketici her bir mal harcadığı paranın marjinal faydalarını eşitlediğinde dengeye geliyor. O halde verilenleri yerine yazalım. X'in marjinal faydası neymiş? 14. Y'nin marjinal faydası 8. X'in fiyatı soruluyor. Y'nin fiyatı 4. Z'nin fiyatı neymiş? 8. Şimdi bak. 8 bölü 4, 2. O halde 14'ü kaça bölersem 2 olur? 7. O halde bak. X'in fiyatını buldum. X'in fiyatı 2. Peki burası neydi? 2. Peki 8 var. Çarparsam ne kalır? 16. O halde Z'nin marjinal faydası ne yaptık? Bulduk 16. Yani sorumuzun cevabı X'in fiyatı 2, Z'nin fiyatı, pardon X'in fiyatı, özür diliyorum, X'in fiyatı 7 değil mi? Ve Z'nin marjinal faydası 16, Ankara oldu. Şimdi bir diğer çıkmış sınav sorumuz, Kaymakamlık 2004 sınav sorusu. Sorumuz diyor ki, A'nın marjinal faydası B'den fazlaysa tüketici öncelikle hangi malı satın alır? Yani soru niye vermiş? MU A büyüktür, MU B ise demiş. Peki bu bilgi benim bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. Niçin? Çünkü tüketici denge koşulu şu bilgiyle MU A bölü PA eşit olmalı MU B bölü PB. Şimdi bunu bir örnekle yapalım.
A'nın marjinal faydası, A'nın marjinal faydası 20 olsun. A'nın fiyatı 5 olsun. 20 bölü 5, 4. Şimdi B'nin marjinal faydası 16 olsun. B'nin fiyatı 4 olsun. 16 bölü 4, 4. Hadi 4 bölü 4 eşit mi? Eşit. Ve A'nın marjinal faydası B'nin marjinal faydasından büyük mü? Büyük. O halde tüketici dengededir ve hiçbir şey yapmaz. O halde verilen bu bilgi benim hiçbir işime yaramaz. Peki ben ne yaparım? A'nın marjinal faydası bölü A'nın fiyatı, B'nin marjinal faydası bölü B'nin fiyatına bakarım. Eğer burası böyleyse ne taraf büyük? MVA bölü PA büyük. O halde önce A'nın tüketim miktarını artırırım. Eğer şöyle olsaydı, bu durumda neresi büyük be? O halde önce B'nin tüketim miktarını arttırırdım. O halde tüketici ne yapar? Tüketici malların marjinal faydalarının fiyatları oranına bakar. Hangi taraf büyük ise büyük olan tarafın tüketimini öncelikle arttırır. O halde biz seçeneklerde böyle bir şey arayacağız. Ve yanıt ne olacak arkadaşlar? B seçeneği diyor ki malların marjinal fayda fiyat oranına bakar. Malların marjinal fayda fiyat oranları daha büyük olan malın tüketimini öncelikle arttırır. Yani yanıtımız ne oldu? Yanıtımız E seçeneği oldu. Yine bir çıkmış sınav sorumuz. Kaymakamlık 2000. Diyor ki soru. A malına harcanan son liranın marjinal faydası. Doğru. A malına harcanan son liranın marjinal faydası MUA bölü PA değil mi? Soru bunu söylüyor. B malına harcanan son liranın marjinal faydasından. B malına harcanan son liranın marjinal faydası da bu değil mi? Bak soruyu baştan alalım. A malına harcanan son liranın marjinal faydası B malına harcanan son liranın marjinal faydasından yüksekse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bu durumda tüketici dengede değil. Dengede olması için ne yapması gerekiyordu? Büyük olan malın tüketimini arttırır. Yani tüketici A'nın tüketim miktarını arttırır. E A'nın tüketim miktarı artarsa A'nın toplam faydası artar. Ve A'nın marjinal faydası azalır, tüketici dengeye gelir. Bu durumda yani ne olacak? Yanıtımız tüketicinin A malından daha çok satın alması onu dengeye götürür ve A'nın toplam faydasını arttırır. Yani yanıt A seçeneği. Evet, bir diğer sınav sorumuz Kamu İhale Kurumu 2012 sınav sorusu. Aşağıdaki yerden hangisi tüketicinin faydasını maksimize ettiği durumu gösterir? Tüketicinin faydasını maksimize etmek demek tüketici denge koşulu demek. Ve tüketici kaç yolla dengeye giderdi, kaç biçim vardı denge koşulunun? İki. Bunlar neydi? Tüketici birden çok mal tüketiyorsa, yani MUX bölü PX eşittir MUY bölü PY idi. Ya da tüketici tek bir mal tüketiyorsa, yani MUX eşittir PX. İster bu olsun, İsterse bu olsun tüketici denge koşuluna biz ne diyorduk arkadaşlar? İkinci Tolstoy yasası diyorduk. O halde tüketici denge koşulunu soran bu soruda biz ya seçenekler diye bunu arayacağız ya bunu. Seçeneklerde ne var? Fiyat eşittir marjinal fayda. Yani bunu sormuş. O halde yanıtımız ne olacak? Yanıtımız bursa olacak. Evet. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz gelir uzman yardımcılığı 2012 sınav sorusu ve sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir malın değişim değerini toplam faydası tarafından değil marjinal faydasının belirlenmesinin sonuçlarındandır. Şimdi bakın arkadaşlar biz az önce ne demiştik? Yatay eksen miktar, dikey eksen toplam fayda olsun. Bir malın toplam faydası önce artar, sonra da ne oluyordu? Azalıyordu. Şu maksimum olduğu noktada ne diyorduk? Doyum noktası. Hemen altında yatay eksen miktar, dikey eksende marjinal fayda demiştik. Ve doyum noktası, yani toplam faydanın maksimum olduğu yerden aşağı indiğimizde tam bu noktada marjinal faydamız ne oluyordu? Sıfır. Ve bizim marjinal fayda grafiğimiz bu değil miydi? Şimdi dünyada elmas mı daha çok demiştik, su mu? Tabii ki dünyada su daha çoktu. Suyu şurada gösterelim, QS. Dünyadaki elmas miktarı da daha az, onu da burada gösterelim. Önce sudan başlayalım. Çıktığımızda suyun marjinal faydası burada değil mi? Peki sudan çıktığımızda suyun toplam faydası da burada değil mi? Tebusa. Ya elmastan çıktığımızda elmasın marjinal faydası burada değil mi? O halde elmastan devam ettiğimizde elmasın toplam faydası burada değil mi?
O halde biz bir malın fiyatını o malın toplam faydası belirler değer ise suyun toplam faydası elmasın toplam faydasından daha fazla. O halde su daha pahalı, elmas ise daha ucuz olması gerekiyor. Ama gerçek hayatta böyle değil. Peki gerçek hayatta bize su mu daha çok fayda sağlar, elmas mı? Su olmazsa yaşayamayız. Ama hangimizin elması var dedik? Hiçbirimizin. Ve biz hayatta mıyız? Evet. O halde su bana elmastan daha faydalı ise elmas suyun daha pahalı, elmasın daha ucuz olması gerekmiyor. O halde burada bir çelişki vardı. İşte biz bu çelişkiye elmas su paradoksu demiştik. Ve bu paradoksu kim ortaya atmıştı? Adam Smith ortaya atmıştı. Peki bir malın fiyatını o malın toplam faydası değil de o malın marjinal faydası belirler der isek bu durumda elmasın marjinal faydası daha çok, suyun marjinal faydası daha az. Bu durumda elmas daha pahalı, su ise daha ucuz olmalı. Gerçek hayatta da böyle mi böyle? O halde bir malın fiyatını toplam faydası değil, bir malın fiyatını marjinal faydası belirler deriz. Peki bunu kim söylemişti? Bunu ise Alfred Marshall söylemişti. Ne diyordu Alfred Marshall? Bir malın fiyatını o malın kıtlık derecesiyle o malın marjinal faydası belirler. Bir mal ne kadar kıt ise marjinal faydası o kadar yüksek, fiyatı da o kadar yüksek. Bir mal ne kadar bol ise marjinal faydası o kadar düşük, fiyatı o kadar düşüktür. Peki arkadaşlar, elmas su paradoksunu Adam Smith ortaya atmış ama çözememişti. Bunu kim çözmüştür demiştik? Alfred Marshall. O halde sorunuzun cevabı ne olacak? Elmas su paradoksu. Evet arkadaşlar, çıkmış sınav sorularını çözdük. Fakat bir tane örnek çözmek istiyorum. Örneğimiz de şu olsun. Toplam fayda fonksiyonumuz U eşittir 16 Q eksi Q kare olsun. Peki neyi soralım? Şunu soralım. Diyelim ki tüketicinin bu malın fiyatı 10 TL olduğunda tükettiği mal miktarını buluruz. Peki biz ne demiştik kardinal fayda analizinde? Burada kaç mal var? Bir mal. O halde bir mal tüketen tüketicinin denge koşulu o malın marjinal faydasını, o malın fiyatının işte olduğu yerde değil miydi? O halde ben verilen fayda fonksiyonunun türevini alırsam marjinal faydayı bulurum. Al türevini 16 eksi 2 Q eşittir. Fiyat kaç olacak dedik? 10. O halde 10'u yazdım. O halde getir buraya 6. Alt karşıya 2 Q. O halde Q eşittir ne oldu? 3. O halde gördüğünüz gibi fiyat 10 lira iken tüketicinin bu maldan tükettiği miktar neymiş? 3. Ve arkadaşlar biz ne yaptık? Bugün kardinal fayda analizini işledik. Kardinal fayda analizinde talep doğrusunu nasıl elde edebildiğini gördük ve kardinal fayda analiziyle ilgili çıkmış tüm sınav sorularını çözdük. Önümüzdeki hafta ordinal fayda analizini ve talep eğrisini nasıl elde edildiğini açıklayacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.